Ha, şuraya oturacağım, oturmak istemiyorum ya. Tamdan tiksinti geldi yani. Zaman geçse de geçmeyecek mi? Ay, ben geçmez ya, hiçbirşey olmuyor. Olayın gerçekten Burçak'la alakası yok yani, yaptım ya, Burçak'la şöyle alakası var. Hani ben Burçak'ın zaten oraya bu şekilde çıkması bana çok çirkin geldi ve üzüldüm açıkçası, tamam mı? Bu bir gerçek şimdi. Ama hani ekstrası bu şekilde olması. Yani bir insanın sizle konuşacaktım. Bu işte konuşacaktım, yani konuşacaktım. Böyle yapacağım, hayır, böyle yapacağımı söyleyecektim. Ya, tamam, hani yapsaydın o zaman da tepkim aynı. Yani çünkü şöyle diyorum ya, hani belki sen bu hafta diyelim ki Burçak'ı çektin, çıkardın, oraya koydun ve Burçak gitti. Bir kere ne kadar mutlu olabilirsin? Çünkü hani belli bir katakulle yapmışsın. Belki sen Burçak koysan sen gidecektin. Arkadaşlar zaman geldi, birbirimizi yazacağız gibi kinayeden ufaktan ufaktan böyle bana bir dokundurmalar yaptılar. Ben de anladım. Bunların zaten en başından beri müthiş üçlü olduğunu. Tamam, benim de dostluklarım var. Özellikle Tuğçe'ye karşı. Bakın, Tuğçe'ye karşı bir şey demiyorum. Eyvallah. Gerçi dünkü muhabbetten sonra Tuğçe'nin bana yapmış olduğu konuşmalardan, argo kelimelerinden sonra Tuğçe'yi de sildim. Sırf birinin üstüne bastın da burada kaldın. Gidebilirim Tuğçe'ye. Hayır, öyle. Ama diyelim ki Burçak gitti. Yani Burçak giderse şöyle bir durum oluyor. Burçak'ın üstüne bastı da Anıl kaldı. Haftaya senin adın yazılıp sen gidersen gerçekten Anıl Burçak'ın üstüne basmış. Bak, senaryo böyle çiziliyor. Hani gerçeği Burçak'ın üstüne basmış, yüreklilik yapıp oturamamış ve hani bir hafta kalmak için bunu yapmış ve bir hafta sonra gitmiş olacak. Bence çok çirkin. Neye üzüleyim bilmiyorum. Potada oturduğum insanlara dönüp bakıyorum. Bir tanesi ada yaşantım deyip duran, mağara kovalayan, yok işte kukla yapıp ona şey yapan, performans desen sadece koşabilen bir adam. Asla skor getirmeyen ama kendi performansının çok süper olduğunu düşünen bir insan. Hani sana belki evet adamlık değil, o değil bu değil, bir sürü şey söyledim, sinirlendim ama şöyle nasıl diyeyim, benim karakter yapıma uygun değil. Ben hani adamlık şöyle demek istemiyorum yani, şimdi kızlık, adamlık, hani böyle bir mevzu zaten olamaz da, hani ben olsaydım diyorum, acaba yapar mıydım, kendim düşünüyorum mesela, birini koyar mıydım, koymazdım. Burçak karakter babında Ogeday ve Tuğçe'nin yanında piyon olarak git gel git gel olduğundan dolayı artık bu zamandan sonra tezkeresini almaya yaklaştı. Şimdi neden yaklaştı? Bir insanın fikri olur, zikri olur. Bunu parkuruna yansıtır, ada yaşantısına yansıtır. Ama sürekli Ogeday iyi diye, ay Ogeday üstün ıslanıyor havlu vereyim. Ay Ogeday şöylesin, aman dişlerin kötü duruyor işte sana çöp vereyim. İşte saçlarını şöyle topla, böyle topla. Abi burası dadı program değil burası. Burası Survivor. Tanımamışsınız. Mesela bu konuyu biraz da Burçak konuşsun. Mesela şunu sen konuşuyorsun ya, biraz sen yanlış anlaşılabilirsin artık. Fazla bu konuya... Hayır, benim arkadaşım adına konuşmam. Ben şöyle bir şey. Mesela sinirli konuşuyorsun. Ben sinirli konuşuyorum. Şu an çok normal konuşuyorum. Ve ben zamanında senin konunla ilgili de konuşmuştum. Mesela o ayırma Elif'le ilgili. Burçak yine dedikodu muhabbet olmuş Gökhan'la. Yine konuşmuştum. Arkadaşlar ben kendimi tutamıyorum. Tamam, ben konuşabilir. Ben şu anda ben buradayım. Ben konuşuyorum. Ben burada Berna'nın konusuyla ilgili de zamanında konuşmuştum. Bakın ben insanlar... Sen Burçak adına konuşuyorsun. Ya ben Burçak adına konuşmuyorum. Kendi yaptığım şeyle ilgili konuşuyorum. Sen benim konuşmam niye seni rahatsız ediyor ki? Volkan! Niye konuşmam? Niye ters geliyor? Abi ben bir konuyu savunuyorum şu anda. Niye beni susturmaya çalışıyorsun ki? Konuşmam seni niye rahatsız ediyor? Ben rahatsız etmiyorum. Sürekli Burçak sanki ağzını yokmuş, sen onu sanki sözcüsün. Ben Anıl'ın hareketini konuşuyorum, Burçak'a konuşmuyorum ama. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Anıl'ın yaptığı hareketlere bir şey mantıksız. Burçak zaten bir gün illaki yazılacaktı abi. Evet, tamam. Sıkıntı yok. Ben Anıl'ı iyi niyetli ve işte şey bir insan olarak tanım, ne bileyim.
çok bence mert bir insan olarak tanıdım. Yaptığı şey bana doğru gelmedi ve o yüzden onunla konuşuyorum. Tamam, bu Burçak olmayabilirdi yani. Tepki vermenize gerek yok ki bu kadar. Ya ama benim bana fazla geldi. Ben konuşuyorum. Ne olacak ki? Tamam, ben de işte orada rahatsız olduğum için kalktım. Ya bence sana göre doğruysa bu hareket, sen de bunu söyleyebilirsin burada yani. Bana göre doğru ya da yanlış. Konuşabiliriz yani. Yanlış fikrimi söylemiyorum ben. Bu kadar tepki vermenizi anlamıyorum. Ben tepki vermiyorum abi. Ben dün tepki verdim. Gergindim. Bugün gayet normal konuşuyorum şu anda. Hayır, 4 kişi çıkmış. Bunları zaten taraftarlar tutacaksa illaki o 4 kişide kim gideceği zaten belli olacak. E tamam. Burada Anıl'a yüklenmeye gerek yok. Zaten bunlardan önce Anıl'ın gitmesi de bana çok garip gelir. Anıl burada balığını tutar, ada yaşantısı için samını yapmaya çalışır, Hindistan cevizi toplar, biri hasta olduğu zaman gelir, neden hasta oldun der. Tamam, bazı şeylerde ben çok sinirlendim Anıl'a. Anıl'ın zaten ben burada şöyle söyleyeyim, benden başka da dostu yok. Gerçekten filin için basamak dediğim bana söyledim işte, basamak yaptım, Burçak benden daha şeyini yapacağını ben kadın gibiyim. Burçak'ta öyle bir karakter var bence. Öyle bir karakter yok. Burçak her zaman gidebileceğini kabullenen ve zamanı geldiği zaman gideceğim diyebilen insan. Bunu diyemeyen sensin, o zaman sen basamak yaparsın. Bunu diyebilen bile insan. Tamam bak, ben size bir şey söyleyeyim, belki ben giderim, belki şey gider, Burçak kalır ama zamanı yerini göreceksiniz benim. Bir tane kızımızın gitmesi durumunda otomatik olarak biz eşleşme yapacağız ve iki güçlü kızımızın garanti aynı turda olma ihtimali %100 şeklinde. Bu yüzden gitmesi gerekiyorsa bence gerçekten kızlarımızdan gitmeli. Yani ama ben senin yerin olsam Burçak'la konuşurum gerçekten. Bilmiyorum abi, bence. Eskisi gibi artık olamayacağımız bir kesim. Burçak. Ama yine de al. Saygılı bir şekilde devam edebilirsek. İstersen benimle de konuşmaya da bilirsiniz ama saygı bir şekilde bir daha fazla diyaloglarımı uzatmadan, siz de çok sıkmadan, size de çok fazla diyaloglarımı bilmeden gidilebildiği kadar gitmekten yürüyün eğer siz de okey derseniz. Elimden geldiğince yine bu olayları burada bırakmaya çalışacağım. Oyuna daha odaklanmaya çalışacağım. Çünkü ödül oyununu kazanmak demek karnımızın doyması demek. Mecburen bir takım olmaya çalışacağım. Bench'te de bu olay devam edecektir. Çünkü gerçekten zorlarına gitti. Halbuki zorlarına gidecek bir durum değil. Burası Survivor. Dediğim gibi kaderimi onlar çizemez. Kendi kaderimi kendim belirlerim.